Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedilerimin oyuncaklarını göstereceğim. Bu videoyu çekme nedenim aslında ilk defa kedi alacakları için. Kedilerin nasıl oyuncaklardan hoşlandıklarını bilmeyebilirler ilk defa alacakları için. Ve hani oyuncak almak isteyenler için de bir fikir olur diye düşündüm. Bu arada bugün Panda ile videoyu açıyoruz. Panda bir selam ver. Ay, uykusu var şu anda. Daha doğrusu yeni uyandı ama hala uykuluyuz. Biraz da hastayız arkadaşlar. Üşüttü. Ay, dikkat et, tamam. Tamam annem. Tamam. Oh, hasta mı uydun sen? Üşüttü arkadaşlar. Havalar o kadar dengesiz ki. Yani dışarıyı da seviyor, çıkmayı da seviyor. Ama şimdi birkaç gün çıkarmıyorum dışarı. Çünkü üşütüyor, grip oluyor. Birazcık evde dinlensin. Veterinerde zaten şey yapıyor, geliyor, aşı falan yapıyor, iğnesini oluyor. O öpmeyi çok sever. Öpsün, sevsin, bayılır, bayılır. Evet, neyse. Videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle oyuncaklarımız burada. Şimdi kedilerin en çok sevdiği şeyler ip. İplere bayılıyorlar arkadaşlar. Bunu zaten herkes bilir ama ilk defa kedi alanlar hani bilemeyebilirler. O yüzden göstermedim. Bu aslında bir bağcık. Yani bağcık tarzı bir şey. Eşortmanın bir ipi falan da olabilir. Ben böyle bir şeyle oynatıyorum. Normal ipleri falan vardı ama hepsini kopardılar. O yüzden. Bununla çok güzel oynarlar. Mesela benim kedilerim genelde İple oynamayı ve topla oynamayı çok seviyorlar. Daha çok ip ve topu çok seviyorlar. Bazı kediler daha farklı oyuncakları daha çok sevebiliyor ama ipi ve topu zaten çoğu kedi sever. Evet. Böyle bir topları var arkadaşlar. Zilli böyle. Bunu mesela çok seviyorlar. Reçel daha çok oynuyor bununla. Panda pek sevmiyor. Böyle zilli. Çok güzel. Rengi de böyle renkli alırsanız hani hem zilli hem renkli. Güzel dikkatlerini de çekebiliyor. Çok da oynayabiliyorlar, sevebiliyorlar. Bir tane böyle oyuncakları var. Bu da böyle zilli ve tüylü ayrıca. Tüylü şeyleri de sever kediler arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle hem tüylü hem zilli. Mesela bunu da çok seviyorlar. Bununla da çok oynuyorlar genelde. Şu zaten meşhur topumuz. Reçel bunu çok seviyor arkadaşlar. Reçel çok kuduruk bir kedi arkadaşlar. O kadar hareketli ki. Yani her şeyle oyun oynuyor. Her şeyle kudurabiliyor yani. Ne verseniz onunla oynar. Panda da böyle topla falan oynuyor. İple de oynuyor. Ama daha çok panda şeyi seviyor. Böyle paketleri falan. Parlak paketleri, renkli paketleri. Mesela çikolata paketiyle oynamaya bayılıyor. Hatta ilk videoda çikolata paketiyle oynadığı videoyu koymuştum, hatırlarsınız. Bayağı bir kuduruyor yani. Evet. Devam edelim. Topu da gösterdik. Bir de böyle yılbaşı topu var. Yılbaşı ağaçlarına astığımız var ya. Bunu da çok seviyorlar. Bunu bir de bu böyle atıyorsun ya böyle mesela çok ses çıkarıyor böyle. Çok seviyorlar yani. Bununla da bayağı bir kuduruyor ikisi pandalar için. Bir de böyle zar şeklinde bir topumuz var. Bunun da ışığı yanıyordu. Böyle attığım zaman bir de bu acayip zıplayan bir top böyle. Attığınız zaman arkadaşlar böyle şey oluyor. Aşırı zıplıyor. Bir oraya bir oraya bir oraya gidiyor böyle. Kediler çıldırıyor ona zaten. Çok seviyorlar. Ama böyle ışığı da yanıyordu bunun. Belli bir zaman sonra ışığı gitti maalesef. O yüzden üzücü oldu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunları hallettik. Buraya koyuyorum da burada kalsın. Aslında arkadaşlar ben bir de kedilere oyuncak almayı çok seviyorum. Kediler için alışveriş yapmayı da çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Ama mesela bazı şeyleri alıyorum. Oynamıyorlar. Oynamadıkları şeyler de olabiliyor. Bilginiz olsun. Mesela tüylü bir oyuncak almıştım. Geçenlerde. Yani geçenlerde 1-2 hafta falan oldu galiba. Tüylü bir oyuncak almıştım. Ya yüzüne bakmadılar ya. Halbuki çok güzel biliyor musunuz? Böyle şey
Hacı Yatmaz ismi zaten. Bilirsiniz o meşhur oyuncaklar. Bilmeyenler için yine söyleyeyim. Böyle hani duruyor. Ucunda tüy var. Böyle vuruyorsun vuruyorsun. Mesela kedi vuruyor vuruyor ya böyle. O böyle düşmüyor. Dik duruyor ama onu sevmediler yani. Neden bilmiyorum. Ben de kardeşime verdim. Kardeşim de kedisi var. O da bayağı kuduruk bir kedi. Oraya. O oynuyor. O, en azından o sevdi yani. Bir de arkadaşlar şöyle bir oyuncağımız var. Bunu kediler pandayla reçel yavruyken almıştım. Bu oyuncaklar zaten şu an çok meşhur. Görmüşsünüzdür illa ki internette falan. Çok meşhur oyuncaklar. Burada panda kucağımda arkadaşlar. Kamera kaydı da. Panda kucağımda şu an yatıyor bu arada. Yattı burada uyuyacak. Gözükmüyor kamerada. Arkadaşlar bu oyuncağı kedilerim yavruyken almıştı. Yavruyken acayip oynuyorlar. Eğer şöyle söyleyeyim. Kedileriniz yavruysa ya da kediniz ya da yavru bir kedi almak istiyorsanız arkadaşlar direkt bu oyuncaktan alın. Tavsiye ederim. Çok güzel renkleri falan da var. Bana şansıma yeşil geldi. Zaten ben yeşil istiyordum. Böyle birkaç rengi vardı. Böyle 3 tane topu var böyle. Buradan mesela vuruyor. Buradan böyle vuruyor. Böyle toplar böyle gidiyor. Bunu böyle oynuyorlardı. Bunu böyle çok seviyorlar. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Ve çok renkli böyle. Şimdi mesela büyüdüler ama ya küçükken daha çok oynuyorlardı bununla. Şu an fazla oynamıyorlar ama gene arada bakıyorum mesela reçel giriyor bir tane patlatıyor böyle. Geçerken bize panda geliyor böyle vuruyor. Bazen bakıyorum canları sıkılmış. Oynuyorlar bununla. Böyle yani arkadaşlar. Ama genelde yani çok fazla da oyuncak almanıza gerek yok. Yani alın tabii ki çeşit olsun. Yani seviyor kediler. Zaten sonuçta onları bir şeyler almak da çok güzel bir şey. Ama bazen işte böyle alıyorsunuz ya da böyle çok alırsınız. Oynamazlar. Öyle kalıyor. O da kötü oluyor yani. Oyuncakları şeyler alın. Daha iyi. En azından boşa da gitmez aldığınız şeyler. Hem de bayağı bir kullanırlar. Mesela şimdi bizimkiler topla oynamayı çok seviyor. Yani panda da reçel de genelde dışarıda geziyor anneleri. Büyüdüğü için o eskisi kadar oynamıyor. O yüzden panda ve reçelden bahsediyorum sadece. Yani topla oynamayı çok seviyorlar. İple oynamayı çok seviyorlar. Ve bu gösterdiğim oyuncakla da küçükken oynuyorlardı. Şimdi arada oynuyorlar dediğim gibi. Panda paket hastası zaten. Paketle oynayan bir kedi. Yani sadece paketle oynuyor genelde. Topla da oynuyor ama arada oynuyor yani çok sık oynamıyor. İşte reçel oynarken oynayası geliyor bazen öyle oynuyor. Böyle işte arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bugün böyle değişik bir video çekmek istedim. Böyle bugün aklıma geldi bu video. Böyle dedim niye böyle bir video çekmiyorum ki? Sonuçta kedi oyuncaklarını hani çok çeşitli olarak bilmeyenler olabiliyor. Ya da ne bileyim, ilk defa kedi alacaklar bilmeyebiliyor. Ben de bu yüzden sizlere fikir olması açısından bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.